çok daha kendine özgü bir yerdi. Yani çok farklıydı. Buraya gelen insan yapısı farklıydı. Giyim kuşam tarzı farklıydı. Buluşma yerleri farklıydı. Çok daha kişilikli bir yerdi. Yani böyle ruhunu teslim etmiş bir yer değildi. Mesela barlar diyorum çünkü o zaman barlar bizim buluşma yerlerimizdi. Arkadaşlarla orada buluşurduk. Böyle gürültülü, patırtılı, kimsenin kimseyi tanımadığı yerler değildi. Orada oturulur, bol içki içilir, küçücük taburelerde birbirimize çok yakınlaşarak otururduk. Küçücük mezelerden atıştırırdık, bol içki içilirdi, memleket kurtarılırdı. İşte aramızda Mehmet Sönmez vardı mesela. Ama yani bar sahipleri de arkadaşımızdı. Hadigari ve Veli var. Yani ilk öyle başladık biz. Onlar da böyle sürekli müdavimlerin gittiği yerlerdi. Böyle çok farklı, çok yabancı kişiler görmezdik. Hep kendileri arasında tanışan kişiler orada olurdu. Mesela Hadigari bar çok ilginçti. Kapısının önünde bir çıngırak dururdu. Herkesin eve gitme saatini o çıngırak belirlerdi. Şimdi bar sahibi de arkadaş olduğumuz için böyle fazla içki içenleri, fazla kaçıranları kollamak isterdi ve çıngırak çalardı. Çıngırak çaldığı zaman o kişinin artık eve gitme saati olduğu belli olurdu. Mesela Lon abla geldi, Dursun abinin gitme saati. Çan çalıyor, çıngırak çalıyor. Böyleydi, herkes birbirini kollardı. Hiçbir aşırılık olmazdı, hiçbir nahoş şey hatırlamıyorum. Çok hoş yerlerdi barlar, şimdi o barları da özlüyorum. Eşim denizci olduğu için onlardan birkaç tane çok sevdiğim, benim için çok önemli olan iki insanla, Mina Urgan ve Mahmut Tali Öngören'le yaptığımız yolculuklar benim için unutulmazdı. Mina Hanım çok tatlı bir insandı, anlatmayı çok severdi. Sürekli anlatırdı, nasıl işte öğretim üyesi olmuş, çocukluğu nasıl geçmiş, neler yapmış, neler yazmış, çevresinde kimler varmış. Yani çok da büyük keyifle dinlerdik biz Mina Hanım'ı. Sonra o bize anlattığı hikayelerden bir baktık ki hani kitap olmuş. Aa, o kitabı okurken de bunu zaten bize anlatmıştı diyerek okuduk. İçkisini de günde bir tek rakısını da içti. Ve hep bana aferin derdi sigara içmediğim için. Enginar'dan nefret ederdi. Yüzmeyi çok severdi. Yani evinden de öyle sabah erken kalktığını ve denize girdiğini biliriz. Mahmut Ali Öngören ve eşi Esin de çok tatlı insanlardı. Yani öyle derin konular konuşuldu ki onları dinlemek bile insanın sanki böyle genel kültürünü arttırırmış gibi gelirdi. Çok böyle ağzım açık dinlerdim onları ben. Çok hoştu mavi yolculuklarımız.